Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda sizlere örüntülerle ilgili çeşitli örnekler, sorular çözeceğim, anlatacağım. Bu örüntüler bazen sayı örüntüleri oluyor, bazen şekil örüntüleri oluyor. Örüntüler arasındaki ilişkiyi bulmak ve sonraki adımlara ilerlemek. Hemen birinciden başlayalım isterseniz. Aşağıda şekillerde sayılar arasında bir ilişki vardır diyor. Şekilleri inceleyip boşlukları tamamlayınız. Şimdi ilk resme baktığımızda 3, 8 ve 4 üçgenin etrafında sıralanmışlar. Ortada 15 var. İlk aklımıza gelen ne oluyor? Bu sayıları toplamak oluyor, değil mi? Ve buradaki örüntüde de galiba bu kural var. Bakın 8, 4 daha 12, 3 daha 15. Toplayınca ortadaki sayıya ulaşacağız yani. 6 ve 4 var. 10 oluyor. O zaman yukarıya 5 yazmam gerekiyor ki 15 olsun. Buraya 5 koyduk. 8 ve 6'yı görüyorum. 14. İkisi beraber toplayınca. O zaman buraya 1 yazmam gerekiyor. Bu şekilde tamamladık. İkinci soruda bir sayı örüntüsü var. Eksik bırakılanları tamamlayacağız. Önce neler olmuş bir bakalım. 15'ten 25'e 10 tane artma olmuş. Sonra 5 azalmış. 10 artmış. Sonra 5 azalmış. Bakın kural çıktı kendiliğinden. 10 artmış. Ve devam edeceğiz aynı kuralla. 5 tane azaltacağız. Yani 30. Sonra 10 tane artacak. 40. 5 tane azalsın. 35. Sonra 10 tane çoğalsın. 45. Sonra 5 tane azalsın. 40. Şimdi diğer kağıdımıza bakalım. Aşağıda şekillerde sayılar arasında bir ilişki vardır diyor yine. Şekilleri inceleyip boşlukları tamamlayınız diyor. Şimdi ilk resmimize baktığımızda ilk şeklimizde 15, 25, 30 ve 50. Çoğalma söz konusu. Fakat çoğalma eşit miktarda değil. Yani 15'ten 25'e 10 sayı var. Sonra 5 sayı çoğalmış. Sonra 20 çoğalmış. Ya da 50'den başlayıp böyle saat yönünde döndüğünüzde yine bir ilişkiye ulaşamıyorsunuz. Eğer bu şekilde sırayla gittiğinizde bir ilişki göremiyorsanız karşı karşıya bakmalısınız. Karşı karşıya baktığımızda bakın 15'in karşısında 30 var. Yani iki katı. 25'in karşısında da 50 var. O da iki katı. Demek ki buradaki ilişki sayının karşısındakiyle yani iki kat ilişkisi var. 2 ile çarpmak demek. 8 bakın 2 ile çarpınca 16. Demek ki kural bu. 7 ile 2'yi çarpınca 7'nin 2 katı 14. Devam edelim. 10 sayısının 2 katı 20. 14'ün 2 katı 28. 12'nin 2 katı 24. 60'ın 2 katı 120. Evet, bu şekilde doldurduk. Dördüncü sorumuz. Örüntüde eksik bırakılan sayıları tamamlayınız diyor. Şimdi bakalım 30'dan 10'a azalma var. 20 tane azalmış. Sonra 7 tane azalmış. Sonra birdenbire 37 çoğalmış. Sonra birden azalma var yine. Şimdi bakın azalma olduğunda eşit bir azalma yok. Ya da 3'ten 40'a birdenbire garip bir şekilde artma var. Şimdi burada genelde azalma var değil mi? Azalma olduğunda bölmeyi de düşünebiliriz yani. Yani toplama olduğunda eğer eşit bir toplama yoksa hani yukarıda iki kat dedik ya çarpma düşünüyoruz. Burada da bölme düşünebiliriz. Ne demek? Nasıl? Şöyle. Bakın 30'u 10'a böldüğümüzde cevap 3 çıkıyor değil mi? 40'ı 10'a böldüğümüzde 4 çıkmış. Demek ki baştaki sayıyı 10'a bölüyoruz 3. Baştaki sayıyı 10'a bölüyoruz 4. 50'yi 10'a böldüğümüz zaman 5. 60'ı 10'a böleceğiz yine. Ne kalacak? Ne olacak? 60, 6. 70'i 10'a böleceğiz. 7. Şimdi bazen farklı şekilde örüntü ilişkisi de kurabilirsiniz. Şimdi ben bu şekilde kurdum ama bazen farklı şeyler de olabilir. Örneğin şöyle düşünebilirsiniz. İşte 30, 40, 50, 60, 70. Sonra 10, 10, 10, 10, 10. Sonra 3, 4, 5, 6, 7. Böyle de örüntü. Yani örüntülerde tek bir kural olmayabilir bazen. Farklı çözümler de üretilebilir. Başka bir öğrenci veya başka bir kişi baktığında benden farklı bir kural ortaya çıkarabilir. Bu önemli değil. Önemli olan doğru sayıları bulabilmek yani. Şekil örüntüleri de var demiştik ya. Bakın aşağıdaki örüntüde boş kutuları dolduralım diyor. Bir tane yıldız var. Sonra iki yıldız. Sonra dört yıldız. Sonra sekiz yıldız. Yazalım. Aradaki sayılar arasındaki ilişkiyi de göreceğiz. Şimdi burada bir çoğalma söz konusu var. Eşit eşit gitmediğine göre çarpma düşünülebilir. Mesela birin iki katı iki.
2'nin 2 katı 4, 4'ün 2 katı 8. Ya da başka bir örüntüde, yine dedim ya, başkası başka bir örüntü kurabilir. Mesela 1'i kendisiyle topla 2 ediyor. 2'yi kendisiyle topla 4 ediyor. 4'ü kendiyle topla 8 ediyor. Aslında gene 2 katı yani. Yani farklı çözüm üretilebilir. 8'in 2 katı 16. O zaman burada 16 tane yıldız olacak. Ben şimdi resmini çizmiyorum. Sadece yazıyla yazıyorum. Normalde çizmem gerekir ama çok uzun sürer. Video uzun sürmesin. 16'nın 2 katı 32. 32 tane yıldız olacak. 6. soru da buraya benziyor. Çünkü 2, 2 katı 4, 4'ün 2 katı 8. Yine katlanarak gitmiş. 32'nin 2 katı 64. 2 katı 128. 2 katı, eğer zihinden hesaplayamazsanız 256 yapıyor ama kenarda çarpıp bulabilirsiniz. Yani zihinden belki aklınıza gelmez. 2 ile çarparsınız. Ne olur? 256 olur. O zaman buraya 256 koyarız. Sayılar büyüdükçe zihinden hesaplamak zorlaşabilir. Şimdi 7. soruda biraz zorlanacağınız bir soru var. Zaman zaman çeşitli kaynaklarda karşınıza çıkabilir, sınavlarda karşınıza çıkabilir. Şimdi aşağıdaki ilk 4 adımı verilen örüntünün 45. adımında hangi sayı var diyor. Şimdi 5. adımını söylese kolay, 6.'yı söylese kolay, hemen sayarız buluruz. Ama 45'e kadar sayacağız mı? Bunun kolayı yok mu öğretmenim derseniz, var tabii ki, göstereceğim. İlk önce nereden başlamış sayı? 5'ten başlamış. Bu 1. adım. Sonra çoğalmış, 12 olmuş. Ne kadar artmış? 7. Sonra tekrar 7 artmış, 19 olmuş. 7 çoğalmış, 26 olmuş. Tekrar 7 çoğalacak, işte 33 olacak. Böyle devam edecek yani. 5. adım kolay, 6. kolay ama 45'e kadar yazmamıza gerek yok. Peki nasıl çözeceğiz? Şöyle, ilk başladığımız adımı şöyle bir ayıralım, kenarda dursun bu. Bunu sonra ilave edeceğiz. Çünkü başladığımız yer 5 olduğu için böyle yapıyoruz. 1. adım burası. Peki ben nereye gideceğim? 45. adıma. Daha kaç adım atmam gerekiyor? 44 tane. Çünkü 1. adımı ayırdım. 44 adım daha atınca 45'e varacağım. 44 adım sonra benim istediğim yere geleceğim. Peki kaçar kaçar çoğalıyordu? 7'şer 7'şer. 7 ile çarparız o zaman. 7 kere 4, 28. Elde var 2. 7 kere 4, 28. 2 ile elde 30. Yani 308 daha ilerlemiş olacak sayı. 45. adımda. Bir de 1. adımı kenara ayırmıştık ya. Bunu da buna ilave ediyoruz şimdi. 308 ile 5'i topluyoruz. 1. adımda 5'ten başlamıştık çünkü. Ne oldu? 313. Demek ki 45. adımda 313 sayısı olacakmış. İşte bu şekilde yapmalısınız. Kaçıncı adımı soruyorsa baştaki adımı, 1. adımı ayırın kenara. Kalan kaç adım gerekiyorsa onunla çarpma yapın. Yani örüntü kadar tabii. 7'şer 7'şerse 7 ile, 6'şer 6'şer gidiyorsa 6 ile çarparsınız. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.